Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifi katmer börek yapacağım. Peynirli olarak hazırlayacağım. Ben sadece bugün iki yufka kullanacağım ama sizler istediğiniz gibi yufkalarınızı çoğaltabilirsiniz. Beyaz peynir hemen kenara alayım. İlk önce sosunu hazırlayacağım. Bir tane sade sodayı derince kabın içine alıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı su. Sosumuz bu kadar, süt, yoğurt, hiçbir şey koymayacağız. Böyle çıtır çıtır bir börek oluyor. Şöyle çırpayım. İki tane yufkayı tezgaha seriyorum. Sostan her yere eşit olacak şekilde döküyorum. Ara ara karıştırın. Yağı bir yere toplanabilir çünkü. 6 yemek kaşığı kadar yeterli. Fırçayla dağıtıyorum her yerine. Üzerine tekrar yufkayı seriyorum. Yufkanız ne kadarsa hepsini üst üste koyun. Bu kata da sostan döküyorum. Bir miktar sosu ayıracağım. Ve en son olarak hazırladıktan sonra bulamak için üzerine herhangi bir yumurta sarısı falan sürmeyeceğiz çünkü. Şimdi tam ortada ikiye katlıyorum. Çok fazla oynatmayın, yırtılabilir. Eğer ki bu şekilde yapamam derseniz de yufkalarınızı ortadan kesin. Soslayıp yufkalardan koyun. Artık bu en üstüne koymayacağım. Eşit bir şekilde bölüyorum. Öncelikle ortadan ikiye kesiyorum. Her bir yufkayı dörde böleceğim. Hemen uç kısımlarına bolca peynir koyuyorum. Ben az yaptım ama sizler çoğaltıp isterseniz de bu şekilde hazırlayıp buzluğa koyabilirsiniz. Daha sonrasında çıkarıp pişirmek için. Patatesli, ıspanaklı, hatta kıymalı bile çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Tepsiye yağlı kağıdı serdim. Yanıma aldım. Şimdi hemen sarmaya başlıyorum. Yanları içe doğru vereceğim. Sıkıca götürüyorum. Toparlıyorum. Sosa şöyle batıracağım. Geri tepsiye alıyorum. Sosa batırıp şöyle bir 5 saniye içinde tutun. Sosu bol olduğu zaman daha çıtır çıtır olacaktır börekleriniz. ...190 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Fırından çıkardım. 10-15 dakikada üzerini temiz bir bezle örtüp beklettim. Hemen yakından çıtırlığını da göstereyim. Çıtır çıtır olmuş. Servis tabağını alayım. Gerçekten çok güzel çıtır çıtır börek oluyor. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın.
Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Sevan Mutfakta olarak beni takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.